Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümde low cap yani market cap'i düşük olan 10 adet altcoin'i sizlerle paylaşacağım. İlerleyen zamanlarda bir boğa piyasası geldiğinde güzel performans sergileyeceğini düşündüğüm projeler arkadaşlar bunlar. Tabii şunu asla unutmamamız gerekiyor. Low cap olduğu için yani bunların market hacmi düşük olduğu için potansiyeli çok yüksektir. Aynı şekilde risk oranı da buna göre yüksektir arkadaşlar. Yani bir Ethereum almak ile bu coinlerden bir tanesini almak arasında çok fazla fark vardır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Buradaki strateji genellikle şu oluyor arkadaşlar. Ya ben buraya ufak miktarlarda paralar atayım. İşte onlar bir 20x, 30x, 50x, 100x yaparsa buradan çok güzel para kazanayım. Genel mantık budur arkadaşlar. Buralara böyle varınızı yoğunuzu asla yatırmayın. Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlerin beğenileri bize inanılmaz bir destek veriyor. Ve kanalımızın büyümesine de çok fazla yardımcı oluyor. Lütfen arkadaşlar videoyu durdurup böyle bir beğeni atarsanız harika olur. Sizleri çok seviyorum. Hemen videomuza geçelim. Birinci altcoin'imiz Hashflow. Hashflow arkadaşlar bir cross chain projesi. Yani birçok blockchain ağı arasındaki işte bu köpleme işlemlerinin vesaire yapabildiği ve burada farklı varlıkları trade edebileceğiniz bir proje arkadaşlar. Multichain olduğu için vizyonu beğendiğim bir proje. Çünkü arkadaşlar ileride sadece tek bir ağ olmayacak, birçok ağ olacak ve bu ağlar arasındaki iletişim vesaire oldukça önemli. Bunları en iyi şekilde yapabilen projeler de değerlenecektir. Hashflow da bunlardan bir tanesi. Market cap'i 60 milyon dolar. Sadece şöyle bir sıkıntısı var. Toplam arz oranı arkadaşlar 1 milyar adet. Piyasadaki arzı ise 214 milyon, yani %21'lik bir kısmı piyasada, daha %70-80'lik kısmı açılacak. Açıldıkça bunlar fiyata baskı yapacak. Bunu unutmamamız gerekiyor. O yüzden buradaki coin'leri alım yaparken de böyle gidip örnek veriyorum. Ben diyelim bu coin'den 500 dolarlık alacağım. Gidip 500 doları çat diye tek seferde almayın arkadaşlar. İşte 0.28'den 100 dolarlık aldın, 200 dolarlık aldın. Biraz daha düştü, oradan da aldın 100 dolarlık. Böyle böyle yani kademeli bir şekilde bütün söyleyeceğim bu coin'ler için bu kademeli alım tarzını unutmayın arkadaşlar. Diyelim ki siz buradan aldınız 200 dolarlık 0.28. Proje bir anda yükselmeye başladı, 0.50 oldu. Elinizdekinin yarısını satın arkadaşlar. 2x yapmış, Allah bereket versin deyip hemen yolunuza devam edin. Hepsini satmayın, belki oradan daha da yükselebilir. Ama böyle kademeli alım ve kademeli satım kavramını kendi yatırım stratejinize %100 olarak ekleyin. Çünkü bunlar sizin kaybetmemenizi sağlayacak. Bakın sizi zengin etmeyecektir belki ama sizin kaybetmenize de olanak vermeyecektir. Önemli olan piyasalarda her zaman ne diyoruz? Herkes kazanmak istiyor ama asıl amacımız kaybetmemek. O yüzden ayı piyasasında olduğumuzu da unutmayalım. İkinci proje arkadaşlar Unibot. Bu da yeni çıkmış projelerden bir tanesi. Hatta şöyle bakarsak bu yılın Haziran ayında ortaya çıkmış. Fiyatı bir ara bayağı yükseldi. 220 dolarlara kadar çıktı. Şu an 50 dolar civarlarında geziyor. Toplam market cap'i 54 milyon dolar. Ve toplam arzın tamamının piyasada olduğunu da burada görebiliyoruz arkadaşlar. %100'lük kısmı direkt olarak piyasada. O yüzden bu projenin de potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Bu proje arkadaşlar Telegram üzerindeki bir bot projesi. Yani direkt olarak sizlerin Telegram'dan hızlı hızlı işlemler yapmanızı olanak sağlıyor. Oldukça faydalı. Bir ara inanılmaz bir hype vardı burada. Tekrardan bu işlemlerin olacağını düşünüyoruz. Özellikle bir boğa geldiğinde insanlar Uniswap üzerinden swap yapmak yerine direkt bu botlar sayesinde hızlı hızlı işlem yapmaya çalışacaktır. Her yapmaya çalıştıklarında bu coin'in fiyatına yansıyacak diye düşünüyorum. Üçüncü coin Seedify. Sfant arkadaşlar. Sfant bir launchpad platformu. Launchpad platformlarını biliyorsunuz. Bazı projeleri çıkarıyorlar. Bazıları ne bileyim 10x, 20x, 30x yapıyor. Bazıları ise hiç x bile yapamadan direkt zarara da sokabiliyor. Fakat Seedify'ın arkadaşlar şöyle bir olayı var. Ayı demeden, boğa demeden adamlar çatır 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 çalıştı. Ben bunları 2 yıldır da gözlemliyorum. Piyasalar yükseldiğinde öncelikle kendi coinleri artacaktır büyük ihtimalle. Daha sonra da Launchpad üzerinde yapmış oldukları coinlerden de kazanılabilme ihtimali var. O yüzden bu projede arkadaşlar radarınızı eklemenizi tavsiye ederim. 31 milyon dolarlık bir market cap'ine sahip. Piyasadaki coin miktarı ise %53'lük bir oranı var. Yani yarısından fazlası piyasada, biraz kısmı da yavaş yavaş açılacak. Bunu da arkadaşlar bu şekilde sizlere söylemek istedim. Potansiyelin çok yüksek olduğunu düşündüğüm bir diğer proje arkadaşlar Mux Protokol. Bunu daha önceki videolarımda da zaten sizlerle bahsetmiştim. 35 milyon dolarlık bir market cap'ine sahip. Piyasadaki toplam arz oranı ise %38'lik bir kısmı piyasada. Önümüzdeki yıllar içerisinde yavaş yavaş geri kalan kısımları da açılacak. Mux Protokol projesi ne diye sorarsınız arkadaşlar. İşte kaldıraçlı işlemlerin yapılacağı bir proje. Arbitrum, Avalanche, işte BNB'ne, Phantom ağlarına vesaire sizlerin işlem yapmanıza sağlayan multichain bir kaldıraçlı işlemlerin yapıldığı DeFi projesi. Bu projeyi uzun zamandır takip ediyorum arkadaşlar. Şu an bence fiyatı biraz fazla. Buralardan 6-7 dolarlara düşerse ben de portföyüme eklemeyi düşünüyorum bir miktar. Low cap olan 5. projemiz ise arkadaşlar Venta. Venta projesi 25 milyon dolarlık bir market cap'ine sahip. Toplam arzın arkadaşlar %70-80'lik bir kısmının piyasada olduğunu görebiliyoruz. Venta'yı takip etmemin sebebi arkadaşlar optimizm alanındaki oldukça önemli projelerden bir tanesi olma yolunda ilerliyor. Ve Synthetix'i kullanıyor arkadaşlar. Yani direkt olarak Powered by Synthetix diyor. Synthetix'in altyapısını kullanarak oluşturulmuş bir proje.
Bu da kaldıraçlı işlemlerin yapılacağı bir proje. Ve burada arkadaşlar kullanıcılarına OP ödülleri vesaire de veriyor. O yüzden benim radarımda olan bir proje arkadaşlar ve low cap olduğu için de potansiyelin yüksek olduğunu düşünüyorum. 6. coin arkadaşlar Bonfida. Bonfida projesini belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Bu Solana ağında olan bir proje arkadaşlar. Solana'daki domain name serverlerden bir tanesi. Yani sizler direkt olarak Solana kullanmak istediğinizde sizlere .sol adresi veren bir proje arkadaşlar. Solana name service vesaire bu işlemlerin içinde yapılabiliyor. Solana ağını biliyorsunuz arkadaşlar, fiyatı çok yükseldi, düştü vesaire ama Solana halen oldukça kullanılan ve kripto sektöründeki arkadaşlar 7. sırada yer alan bir proje. O yüzden Solana ekosistemindeki projelerin de tekrardan canlanabilme ihtimali var. Bonfita da bunlardan biri bence arkadaşlar. Toplam market cap'i sadece 15 milyon dolar arkadaşlar. Yani oldukça düşük bir market cap'i var. Fakat şöyle bir sıkıntısı var. Sadece %10'luk bir kısmı piyasada. İlerleyen zamanlarda buradaki bu coinlerin açılması kesinlikle fiyata bir baskı sağlayacaktır. Bunu asla unutmayın arkadaşlar. 7. altcoin arkadaşlar Gitcoin. 55 milyon dolarlık bir market cap'inin olduğunu görüyoruz. Toplam arzının 100 milyon adet olduğunu ve piyasadaki arzın ise 66, yani %66'sının piyasada olduğunu görebiliyoruz. Buradaki oran fena değil arkadaşlar. Yani diğerleri de zaten yavaş yavaş açılıyor. Bitcoin neden önemli arkadaşlar? İlerleyen zamanlarda birçok insanın bu KYC işlemleri, ne bileyim pasaport kullanımı vesaire bu tarz şeylere daha fazla önem vereceğini düşünüyorum. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü regülasyonlar gelecek. Regülasyonlar geldiği zaman birçok proje Gitcoin tarzı projelere ihtiyaç duyacaktır. Özellikle airdroplar vesaire yapılıyor biliyorsunuz. Bu sebeplerden ötürü de Gitcoin'in de bu alanda önce olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve tekrardan böyle bir yükselişe geçebileceğini düşünüyorum. Tüm zamanlarına girip bakarsak arkadaşlar bu coin en fazla 20-25 dolarlara kadar çıkmıştı. Şu anki fiyatı 1 doların altında. O yüzden GTC'yi de radarımıza eklemeyi bence unutmayalım. Bir diğer proje arkadaşlar Maverick Protocol. Maverick Protocol aslında biraz daha Layer 2'lere odaklanmış bir proje. Şöyle girip bakarsanız zaten işte Zcash, Base, BNB Chain vesaire bu ağlarda bayağı aktif olarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Maverick arkadaşlar Layer 2'lere fokuslandıkça ve Layer 2'lere bir hype geldikçe buradaki payını alabilir diye düşünüyorum. Market cap arkadaşlar 54 milyon dolar. Toplam arzı sadece burada bir sıkıntı. 2 milyar adetlik bir arzı var. Bunun sadece 250 milyon adeti piyasada. Buradaki bu oran kesinlikle fiyata baskı yapacaktır. O yüzden gidip direkt buralardan almanızı tavsiye etmem. Eğer almak isterseniz arkadaşlar fiyatı düştükçe kademeli olarak almanızı her zaman tavsiye ederim genel olarak. 9. low cap coin'imiz arkadaşlar Perp. 35 milyon dolarlık bir market cap'ine sahip. 150 milyon adetlik bir arzı var arkadaşlar. 66 milyon adet piyasada, yani %45'lik bir oranı piyasada diyebiliriz. Perp arkadaşlar optimizm ağında olan bir proje. DeFi projesi ve birçok işte burada trading işlemlerinin yapıldığı, staking işlemlerinin yapıldığı bir proje. O yüzden burayı da kesinlikle ben takip ediyorum. Optimizmin geleceğine inanıyorum arkadaşlar. Optimizm, Arbitrum bunlar Layer 2'leri domine edecek olan projeler. Zcash, Zia öyle. Ve Ethereum ağındaki paralar arkadaşlar yavaş yavaş Layer 2'lere geçmeye başlıyor. O yüzden Layer 2 ekosistemlerini de takip etmemizde fayda var. 35 milyon dolarlık market cap var arkadaşlar. Buralardan yani 20x, 30x'ler vesaire öyle çok çok zor şeyler değil bir boğa geldiğinde. Son altcoin'imiz ise arkadaşlar Enzim. Enzim'in 39 milyon dolarlık bir market cap'i var. Toplam arzının 2.3 milyon adet olduğunu görebiliyoruz ve bunun %99.84'ü piyasada. Yani bütün coin'ler piyasada arkadaşlar. Arz problemi vesaire kalmamış. Peki bu proje nedir ve neden benim radarımda diye sorarsanız. Arkadaşlar Ethereum ağına bir staking protokolü geliyor. Diva Staker diye. Diva arkadaşlar Ethereum ağındaki işte bu Lido'ya vesaire Vampire Attack dediğimiz bir şey uyguluyor. Ve burada kendi projesine katkıda bulunanlara kendi coin'lerinden vesaire ödül olarak verecekmiş. Ve bu şekilde arkadaşlar büyümeye çalışıyor. Ve Diva'nın arkasında olan projeler arkadaşlar Enzim. O yüzden arkadaşlar Enzim'i de dikkate almamız gerekiyor. Ve ilerleyen zamanlarda belki Diva işte Enzim holderlarına vesaire de airdrop yapabilme ihtimali var. Tüm bu sebeplerden ötürü arkadaşlar Enzim'i de takibe aldım. 39 milyon dolarlık bir market cap'i var. Yani büyüme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani 3x, 5x vesaire çok rahat yapabilir gibime geliyor. Bir boğa vesaire gelirse zaten güzel güzel kazançlar sağlanabilir. Evet arkadaşlar sizlere 10 adet low cap altcoin'i verdim. Buradaki bu 10 altcoin arasından arkadaşlar 2 tanesine yatırım yapma ihtimaliniz olsaydı hangisine yatırım yapardınız? Sizlerin yorumlarını çok çok merak ediyorum. Lütfen arkadaşlar bunları yorumlara yazın. Videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu tarz içerikleri sizler için daha fazla üretmeye ve boğada kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin, kriptonun sonu vesaire gelmiyor. Kripto daha yeni başlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.